İzleyenler Bandırma Manşet'e yorumlarımız devam ediyor. Alt liglerden sonra sıra girdi birinci ligimize. Birinci ligde 19. haftayı geride bıraktık. Evet hocam, 19. haftanın toplu sonuçlarıyla birinci lig yorumlarımıza başlayalım. Başlayalım. Göztepe Altınordu'yu zorlanmasına rağmen Altınordu'yu geçmesini bildi. Ve bir günde liderlik koltuğuna oturdu. Şu anda başlayan ve oynanmakta olan Şanlıurfa Eskişehir maçı ne olur bilemem ama Göztepe bir günlük olsun liderlik koltuğunun saltanatını sürecek. Öyle bir günlük diyorsun. Öyle gözüküyor. Şanlıurfa yenerse Göztepe yerini korur. Belli olmaz diyelim. Samsun Spor yeni Malatya 3-0'la uğurladı. Samsun Spor iyi takım demiştim. İkinci yarıda bambaşka bir Samsun Spor izleyeceğiz demiştim. Biz 2-0 yenerken bile iyiydiler. Bakın yeni Malatya 3-0'la uğurladı. Derin bir nefes aldı. Haftanın sürprizini Mersin İtmanyurdu yaptı. Sivas'ı 1-0'la uğurlamasını bildi. İlk yarıdaki maç, ligin ilk yarısındaki maç 6-0 Sivas'ın galibiyetiyle bitmişti. Mersin ve Samsun'un kazanması bizim için iyi olmadı. Balıkesir son 15 dakikada bir frik ısağın frik ilk golüne engel olamadı. Ve Giresun'a tek golle teslim oldu. Bolu şaşırtmaya devam ediyor. Kendi evinde Elazığ'a 2-1 yenildi. Elazığ'ın kazanması da bizim için iyi olmadı. Denizli önce öne göçti, sonra Adana Demir'i bir puan kaptırdı. Adana Demir şu anda beraberlikler kralı olarak gözüküyor. Manisa ilk yarısı 1-1 biten karşılaşmada ikinci yarı adeta coştu. Ümraniye'yi 5 golle uğurladı, 5-2. Manisa'nın galibiyeti de bizim işimize yarayan bir sonuç değildi. Birlikte izlediğimiz Gaziantep Büyükşehir Belediye Bandırma maçı, işte Emre'nin oyundan atılmasıyla birlikte kırılma noktasını yaşadı. Ve hak etmediğimiz bir yenilgi aldık. Beyaz Hoca'nın o 10 kişi kalışımız Beyaz Hoca'nın hesaplarını bir yerde alt üst etmiş oldu. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Hemen bakalım. Gelelim kendi maçımıza tabii. Bandırma Spor Gaziantep deplasmanında gerçekten hiç beklemediğimiz 3-1'lik bir yenilgiyle 3 puanı bıraktı. Bu karşılaşmaya bakalım hocam, bloklar halinde. Bakalım. Defansı bizim Altınordu'dan, bizim takımın formasında giymiş olan Rıza Efendioğlu yönetiyor. Çok basit oynuyor, çok akılcı, defans toparlayan bir isim. Erhan çok dinamik bir sağ bek olarak gördüm. Orta sahada 6 numara bir Gökhan izledim. Takımın en iyisi, ikinci golü de kaydetti. Çok çalışıyor. Antep'in gizli kahramanı. Muhammed Reis çok güçlü. Boşta buldu muhafet diyor, topa iyi vuran. Topla iyi buluşan bir isim. İlk golde de zaten kendini iyi unutturdu. Bizim takım pozisyon hatası yaptı. 3 kişi bir anda boşta kaldılar. Bedava gol yedik. Gizli kahraman yine Göztepe'den, Ankara Gücü'nden tanıdığımız Mehmet sol tarafta yer aldı. Bahri'nin hayli uğraştırdı Bahri'yi. Mehmet de çok etkili. Mehmet Erdem'den bahsediyorum. Çok etkili bir isim. Uçakalu, yani geldiği zaman oynayan tecrübeli bir isim. Yabancıları var, 15 numara. Yani Antep boş bir takım değil. Rahat ligde kalabilecek takım. Hatta playoff oynayabilecek bir takım. Ben en çok yine de Gökhan'ı beğendim bu takımda. Bizim takımımıza gelince Okan 1-2 pozisyon dışında hata yapmadı. Çok dikkatliydi. Belki de daha büyük farkı önleyen isim oldu. Okan iyi konsantre, evet. İyi bir çizgi kalecisi. Biraz daha 6 pasa doğru, 18'e doğru yan toplarda çıkış yaparsa daha da büyür diyorum. Bahrican'da bir düşüş var. Bahrican'ın koridoru çok, Feyyaz Hoca onu bu durumu gözden geçirecektir. Arkasına çok top kaçırıyor diyorum. Defansa Birinler ve Emre oynadığı dakikalarda görevlerini yaptılar. Ama Emre'nin oyundan atılması tabii ki bütün defans düzenini, oyun düzenimizi bozdu. Orta alanda David ve Mari Modikyar'ı çok çakılı oynadılar. 43. dakikada Marimo'nun tek top alarak ileriye çıktığını gördüm. Çok çakılı oynadıkları için hücumu besleyemediler. Yani sanki Feyyaz Hoca hesaplarını ilk yarıda beraberlik üzerine yapmıştı. Yiğit koskoca 59 dakikada bir asistiyle vardı. Yiğit'i yine göremedim. Sertaş'la top alamadığı için istediği hareketleri yapamadı. Bir güzel bir pozisyonu heba etti. Biraz daha sakin olabilse Sertaş'la ilk golümüzü bulabilirdik. Gökhan çok akılcı bir futbolcu. Bütün asistlerde, güzel paslarda hep Gökhan var. Gökhan sahada ne yaptığını bilen bir isim. Gökhan Karadeniz'den bahsediyorum. Gökhan'ın dilini anlayacak forvet oyuncusuna ihtiyacımız var gibi geliyor bana. Atabey top alamayınca çaresiz kaldı. Çok hamle yapan bir futbolcu. Rakibi rahatsız eden futbolcu.
Atabey'in sakat değilse oyundan alınması da bana göre düşündürücüydü. Belki üstünde çift santraforda oynayabilirdi ama tabi maçın gidişatı Feyyaz Hoca'ya böyle bir karar aldırmış olabilir diye düşünüyorum sevgili Zeki. Yani Bandırma Spor rahat berabere kalabileceği bir maçtan mağlup ayrıldı. Özellikle o Emre'nin oyundan atılması nedeniyle. Evet hocam, Feyyaz Hoca'nın hesapları tutmadı. Evet. Feyyaz Hoca'nın kafasında bir hesap vardı. Bu hesap neden bozuldu? Neden bozuldu? Feyyaz Hoca ilk yarıda gol yemeden golsüz kapatıp önce durdur, sonra vur taktiğiyle düşünüyordu. Takım ona göre yapmış. Neredeyse ön liberolarımız David ve Morimo defansa yapışık oynadılar. İlk yarı 6 kişiyle defans yaptık. Hücumda çoğalmadık. Oyun temposunu düşürmeye çalıştık. Orada bir kademe hatası, bir yan top. Yan topta Antepli 3 futbolcunun kendini çok iyi unutturması, boş bölgeye depresi olması, bizim defans oyuncularımızın seyretmesi, Muhammed Reis'in şık golü, yani bedavadan gol yedik. Burada bir adam markajıyla sağ markajını bir arada değerlendirebilseydik biz bu golü yemezdik. Şaşkın bakışlar arası bir baktım topun etrafında 3 tane Antepli, bizden bir tane futbolcu yok. Kaleci Okan'ın da bu gole yapabileceği bir şey yoktu. Bu golü yedikten sonra hesaplar değişti. İkinci yarıya çok akılcı bir değişimle Drogba'yı aldı. Drogba oyuna can kattı. Ne yaptığını bilen, bundan sonra da kolay kolay kesileceğini tahmin etmiyorum. Tam beraberle oynadığımız dakikada Emre Güngör'ün kartı geldi. Çift sarı karttan kırmızı kart. Bir anda şok olduk. Feyyaz Hoca zaten kazanmak istiyordu. İkinci yarıya iki değişiklikle başladı. İki hücum oyuncusunu oyuna aldı. Fakat Emre'nin atılması bütün oyun planımızı alt üst etti sevgili Zeki. Bu sefer Emre'nin yerini nasıl doldurabiliriz düşüncesi hakim oldu. Önce sol bek Gökhan'ı içeriye kaydırdı. Bu sefer sol tarafımız boşluğa düştü. Baktı çaresiz kaldı. Onu biraz sonra geleceksin. Bilal'i stopere yerleştirmek durumunda kaldı. Evet. Gole ihtiyacımız olduğu halde Feyyaz Hoca defans oyuncusu Bilal'i oyuna sokmak zorunda kaldı diyorum. Evet, biz bunu bu yüzden yorgan kısa diyoruz. Evet hocam. Biz maçın kırılma anına gelelim. Maçın kırılma anı yediğimiz ilk gol müydü yoksa Emre'nin yediği kırmızı kart mıydı? İkincisi. 10 kişi kalışımızdı. Yediğimiz ilk gol değildi. Maçın kırılma anı Emre'nin oyun dışı kalmasıydı. Her şey çok iyi gidecekti. 11-11 oynayacaktık. Çok iyi kontratak adamlarımız vardı ama Emre'nin oyun dışı kalması, Feyyaz Hoca'nın ikinci yarıya iki oyuncu değiştiği birden başlaması, yani oyuncu değişikliklerinde de bir takım elimizi kolumuzu bağlamış oldu. Kırılma noktası olarak Emre Güngör'ün hamleler boşa çıktı diyorsunuz. Hamleler boşa çıktı. Kırmızı kart görmesini yorumluyorum sevgili Zeki. Evet hocam, teşekkür ederim. O zaman bir de kulübeye dönelim biz. Feyyaz Hoca'nın değişikliklerini nasıl buldunuz? Şimdi Feyyaz Hoca ilk yarı 1-0 yenik duruma düşünce kazanmak istiyordu. Oyuna ön libero David'i, defansif David'i alarak dışarı aldı. Çift yönlü drop boy koyu, çok akılcı bir değişiklikti. Üstün ve Atabey değişti biraz erken miydi? Atabey'in sakatlı olup olmadığını bilmiyorum. Sakat değilse Atabey mutlaka oyuna tutulmalıydı diye düşünüyorum. Üstün hamlesi yaptı. Üstün de golünü yazarak Feyyaz Hoca'yı boşa çıkarmadı. Fakat işte o Emre'nin atılmasıyla birlikte her şey alt üst oldu. Takım 10 kişi kaldı. Stoper 3 kişi üçlü defansa geçti. Sol bek Gökhan'ı içeri aldı. Bu sefer Gökhan'ın yeri boşaldı. Baktı ki olmuyor. Antep üzerimize gelmeye başladı. 3-1 mağlup durumdayken Bilal'i oyuna sokmak durumunda kaldı. Bilal ile çift stopere geçti. Yani dörtlü savunmayı garantiledi. En azından dedi farkı önleyeyim dedi. Evet. Bilal'in amacı burada gol atmak değil, takım gol yedirmemekti. Buna rağmen biz pozisyon bulabildik. Yiğit yine 59. dakikaya kadar oyunda fazla tutuldu. Yani mağlupsun, hücum oyuncusu alman lazım. Ama ne yaptı Feyyaz Hoca? Oyundan biraz çekindiği için Yiğit'i çıkardı forvet oyuncusunu. Yerine savunma oyuncusu Bilal'i soktu. Amacı maçı 3-1'de dondurmaktı. Bana öyle geldi sevgili Zeki. Daha fazla fark olup bir hizmet olmasın olmayalım diye. Bravo. Evet, evet hocam. Bravo. O zaman tekrar biz kulübeye dönelim hocam. Bandırma Kulübesi'nde dikkatinizi çeken bir farklı konum var mı? Bir tek vardı. Şimdi kulübelerde 7 kişi bir kaleci yedek. Otomatikman 2 savunmanın yedeği olur. 2 orta sahanın yedeği olur. 2 forvetin yedeği olur. Tabii bu oynadığı sisteme bağlıdır. Burada bir tek sol bekin alternatifi Serkan vardı. Sağ bekin alternatifi yok diye düşündüm ben. Şimdi Bağırcan sakatlansa, Bağırcan formsuz olsa sağ bekte kullanacağımız adam kimdi sorusuna cevap veremedim. İşte bu noktada eğer formsuz değilse
gözlerim Ömer'i aradı. Yani sadece alternatifsiz bir kulübe gördüm ben burada. Daha çok ofansif adamlardan kuruluydu. Örneğin Ferud'un gibi adamın da oyunda olmaması beni şaşırttı. Ferud'un gibi eğer patlayan bir futbolcunuz varsa onu mutlaka kullanmanız gerekir. Feyyaz Hoca bunu mutlaka düşünüyordu ama Antep maçı bu düşüncesine izin vermedi diye ben düşünüyorum sevgili Zeki. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi 1. Lig'de önümüzdeki hafta kupa maçları nedeniyle bir haftalık ara var. Ondan sonraki haftada yani önümüzdeki gelecek hafta Altınordu'yu ağırlıyoruz. Bu karşılaşmadan ne bekliyoruz hocam? Kazanmaktan başka çaremiz yok. Kazanacağız sevgili Zeki. Altınordu boş bir takım değil. Orada 1-1 berabere kalmıştık. Biz Bandırma Spor gibi oynarsak, öyle şanssızlıkları yaşamazsak, futbolcularımız ucuz kartlar görmezse, arkadaşların sahada 10 kişi bırakmazlarsa biz bu maçı kazanırız. Bandırma Spor boş bir takım değil. İyi bir hocamız var. Yetenekli futbolcularımız var. Yeter ki doğru hamleler yapalım. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim hocam. Altınordu Göztepe'ye 1-0 yenildi. 3 puanı bıraktı. Altınordu'nun son hafta yenilgisi, 3 puan kaybı bizim lehimize mi olur, aleyhimize mi olur? Aleyhimize olur. Çünkü kamçılanarak gelecek. Altınordu'yu da yenersek aradaki puan farkını azaltacağız. Nasıl kamçılansa hiç önemli değil. Bandırma Spor rahat bir Bandırma Spor. Altınordu'yu yenebilecek güçtedir. Evet. Biz o halimizle deplasmanda Altınordu'dan puan koparmıştık. Biz çok şu anda daha iyi durumdayız. Antep maçı bizi aldatmasın. Bir yol kazası olarak görüyorum ben Antep maçını. Antep maçının hala şokundayım. Bandırma Spor bu değil. Bandırma Spor en kısa zamanda toparlanacak ve Altınordu'yu puansız gönderecektir diyorum sevgili Zeki. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Hemen ben 1. Lig puan cetveline 18-19. Haftayı oynadık. Oynanmayan bir karşılaşma vardı. Bu akşam oynanacak 18. haftanın Eskişehir maçı herhalde. Eskişehir-Şanlıurfa maçı. Evet. 19. haftanın ardından puan cetveli bize ne diyor ona bakalım. 4 takım şampiyonluğa koşuyor. Göztepe, Eskişehir, Yeni Malatya, Sivas. Diğer 4-5 takım playoff'a koşuyor. Giresun, Bolu, Denizli, Ümraniye, Adana Demir, hatta Gaziantep Büyükşehir Belediye. Hatta Altınordu. Yani bunlar yarış çok ilginç ama Göztepe, Eskişehir ve Sivasspor ben bir adım önde görüyorum. Giresun sessiz adımlarla geliyor. Düşme potası oldukça karışık. Bu hafta çok şanssız bir dönem yaşadık. Bütün düşme altındaki takımlar kazandı. Elazığ kazandı, Manisa kazandı, Samsun kazandı, Mersin kazandı. Bir tek biz kazanamadık. Bu da çok kötü bir sinyal bizim için ama biz bu fırtınayı atlatacağız diyorum. En kısa zamanda bu tehlikeli bölgeye uzaklaşacağız diyorum. Bizde bu takımı yukarı sıralara taşıyacak kaliteli futbolcular var. İyi bir hocamız var, kaliteli bir hocamız var. Bütün olay bu Gaziantep maçını unutup önümüzdeki maçlara bak. Hani bir tabir, profesyonel tabir vardır. Bu maçı unuttuk, önümüzdeki maçlara bakacağız. Gerçekten biz Antep maçını unutmak zorundayız. Biz yeni kadroyla, eksiklere rağmen, cezalara rağmen yapacağımız yeni kadroyla, çünkü ortaya güzel bir check drop boy aldık biz. Drop boy çok iyi işler yapacak. Bu takım Altınordu'yu rahatlıkla geçecektir diyorum. Ben buna inanıyorum. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Bir de şöyle bir avantaj var herhalde. Aynı çizgiler birbirimize yakın takip ettiğimiz Elazığ bize gelecek. Mersin İdmanyurdu hafta bize gelecek. Şimdi o güzel bir hesap da bu ligde içerisi dışarısı hiç önemli değil. Bandırma Spor dışarıda da puan getirecek. Ben hiç çekim, ilk yarıyı düşün. Gittik Malatya'da yendik değil mi? Evet. Tesadüf değil. Geldik burada Bolu'yu yendik. Bandırma Spor sürpriz sonuçta alabilecek takım. Ben Feyyaz Hoca'nın en çok o sözünü beğeniyorum. Biz her maça kazanmak için çıkacağız diyor. Bu sözün altını imzalıyorum ben. İşte bu söz Bandırma Spor'un çıtasını gelecek haftalarda yükseltecektir diye düşünüyorum. Evet, Bandırma Spor'da o potansiyel var. Teşekkür ediyorum ve hemen sorumu son bir soruyla cevapla yanıtlamak istiyorum. Kupa maçı nedeniyle bu hafta ara veriyor lig. Bu bizim lehimize mi olur, aleyhimize mi? Lehimize. 3-1 yenilmişiz. İlaç gibi. İlaç gibi geldi. Kendimizi toparlamamız için 5 gün değil, 15 gün var. Feyyaz Hoca gerekli tedbirler alacaktır. Futbolcularla daha çok uğraşacaktır. Ve daha iyi konsantre edecektir. İlaç gibi geldi. Süreç bize iyi geldi. İyi geldi. Çünkü mağlup olduk. Moralimiz demoralize olmuş durumdayız. Ama 2-3 gün içerisinde bunlar profesyoneller.
o maçı unutup Altınordu maçının havasına gireceklerini düşünüyorum. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Öncelikle birincilik yorumlarımızda burada noktaladık. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle.